gençler olarak onları gerçekten yanımızda hissediyoruz. Hani ilk A takıma çıktığımızdan itibaren her zaman bize yanımızda olduklarını hissettirdiler. Bunun için herkese çok teşekkür ederim, bütün taraftarlar. Kerem Kök 28 Ocak 2004 yılında Hatay İskenderun'da dünyaya gelen sol ayaklı bir bebekti. 9 yaşında Hatay'da Karaspor'da amatörde bir kulüpte başladım. Ondan sonra 13 yaşına kadar oradaydım. 13 yaşında milli takım seçmeleri olmuştu Hatay İskenderun'da. Oradan 200 kişinin arasından ilk 2'ye seçildim. Ondan sonra Adana seçmesi falan derken Akdeniz bölgesi olarak temsil etmek için Antalya'ya gittik. Antalya'da son 44'e de kaldım. Ondan sonra milli takımda son maça çıktık, antrenman maçına. Ondan sonra işte Yılmaz hocamız, bilirsiniz Yılmaz Vurum. Buradan çok sevgilerimi gönderiyorum. Antrenman maçından sonra geldi, elimi tuttu. Birdenbire, hiç tanımıyorum ben. Geldi, elimi tuttu. Kerem sen misin? Evet hocam dedim ben de. Gel dedi, beni takip et dedi. Gittim birlikte, hani bilmiyordum. Sonra beni işte Abdullah Eren Türkay'ın, Eren'in yanına götürdü. Dedi bunlar senin yeni takım arkadaşların dedi. Öyle bir anı oldu. Sonra Hatay'a döndüm. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Bir hafta içinde Bursaspor'a transfer oldum. Hani neye uğradım şaşırmıştım ama iyi ki de transferim oldu. Ondan sonra 14 yaşında geldim Bursaspor'a. Bursaspor'da 14-15 derken 15 yaşında ilk defa takıma çıktım. O dönemde bayağı düşüşler oldu, işte küme düşmeler falan derken gençler ön plana çıktı daha çok. 15-16, 16'da da profesyonel imzamı attım. Ondan sonra Mustafa Er döneminde ilk maçıma çıktım. Gitgide hani antrenman yiye, ondan sonra oraya alışma durumu oldu tabii A takıma. Sonuçta 15-16, 2 sene oldu. Ondan sonra 17 olduk, 18 derken altyapı A takım inişler çıkışlar oldu. Çok şükür şu an buradayız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Ben aslında orta sahaydım. Yani küçüklüğümde hep orta saha oynadım. Benim milli takımda stoper yaptılar. Güngör hocamız yaptı. Sol ayaklı stoper yok dedi. Ben orta saydım 10 numara. Orta sahanın son maçları stoper sakattı. Bana dedi ki hani toplantı oldu. Bir baktım ben hani 11 numara giyiyorum milli takım kampında. Orta sahada genelde ismim yazıyor. Bir baktım stoperde, sol stoperde benim ismim yazıyor. Kerem dedi bu maçı stoper oynayacaksın dedi. Tamam hocam dedim ben de çıktım. Şansa da hani şans mı desem bilmiyorum ama elimden gelen her şeyi yaptım. Kafa topu hiç bırakmadım işte, ayağı falan iyi oynadım. Ondan sonra zaten Yılmaz hocamız gördü beni, aldı. Stoper olarak devam ettim ama aslında orta sahaydım. Sonra Mustafa Er hocamız beni sol bekte görevlendirdi. Hani sol stoper, sol bek, sağ stoper de oynadım. Hani çok büyülenmiştim. Çünkü Hatay'da benim antrenman yaptığım yerde bir tane çim saha vardı. Orayı herkes kullanıyordu. Bursaspor'a ilk geldiğimde beni öyle karşıladılar ki hani o zaman Faruk hocamız vardı. Şu an tekrar göreve geldi. Yılmaz hocamızla birlikte beni karşıladıklarını çok böyle duygulandım. Hani gerçekten orada futbol olma adayı olarak ilk adımı attım diyebilirim. Çok mutluydum açıkçası. Aile. Bakıyor deyince ilk aile geldi. Çünkü neden aile? Ailemle geçirmediğim vakiti daha çok hani orada geçiriyorum. Çünkü Hatay'a yılda 2 veya 3 defa gidiyorum. Ben ve diğer arkadaşlarım olsun. Ama gerçekten aile ortamı çok değerli. Hiçbir şey değişmem. Annem ilk başta hiç istemiyordu. Sonra babam eskiden futbolcuydu benim. Annem dedi ki baban ne derse o dedi. Okulda da biraz iyiydim aslında. Babam dedi ki gitsin dedi. Yani o zaman ya gitsin bir görsün dedi. Gidiş o gidiş bir daha da. Annem imzamda geldi. Annem geldi. İlk imza atışımda şunu söyleyebilirim ki hani Bursaspor'da herkese şey değildir yani böyle 16 yaşında imza atmak. Gerçekten çok çok mutlu ve heyecanlıydım açıkçası o formayı giymek için. Bunu diyebilirim. Suçlarını da öğrenme aşaman devam ediyor. Evet devam ediyor işte Kubil abi olsun, Enver abi, Hasan abi. Özer abi de ben çok duygulanmıştım çünkü küçükken ben
İşte bütün maçları takip ediyorduk babamla. Özer abiyi televizyonda izlemiştim küçükken. Sonra büyüdüm. Aynı yan yana dolaplarımız, aynı sahada birlikte oynadığımızda Giresun maçı olsun. Çok duygulanmıştım yani ama çok şey öğrendim diyebilirim. Kim oynarsa, hani ben oynasam Ertuğrul bana, Ertuğrul oynarsa ben ona, Furkan abi olsun. Furkan abi zaten bu zamana kadar hep bize, ben ilk A takıma çıktığımda Ertuğrul abi de vardı. Antrenmanda diyordu ki hani beni görsen bile atla diyordu bana. Yani bize çok şey öğretti diyebilirim Ertuğrul abi, 97 jenerasyonunda. Ertuğrul'la onun da az çok PTT maçlarından dolayı ona da şey diyebiliriz. Hani kim olsa birbirinin yerini tamamlanır diye düşünüyorum. Pozitif teknik ve hava topu diyebilirim. Bir de ters top. Negatif ise daha çabuk dönüşler, daha çok hızlanmam gerektiğini düşünebiliyorum. Maç çok izliyor musun Kerem? İzliyorum. Orada nelere dikkat ediyorsun? Genellikle kademelere dikkat ediyorum. Kademe pozisyonları, defans duruşları, topa göre hareket etmeleri, kaymalar. Genellikle onlara dikkat ediyorum. Bu sezon için ilk önce herkese bir hayırlı sezon olmasını dilerim. Genç arkadaşlarım ki ilk defa bu formayı giyecekler için. Elimizden ne geliyorsa, hani Bursaspor hak ettiği yere çıkarmak için ne geliyorsa elimizden yapmaya hazırız. Her zaman da hani Yalçın Hoca döneminden başlayan bir genç kadromuz var. Bu zamana kadar devam ettirdik. İnşallah kimseyi yanıltmayacağız. İlk önce onlara, yani biz gençler olarak onları gerçekten yanımızda hissediyoruz. Hani ilk A takıma çıktığımızdan itibaren her zaman bize yanımızda olduklarını hissettirdiler. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum, bütün taraftarlarımıza. Bursa'daki maçlar olsun, deplasmanlarda olsun bizi asla yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Çünkü hani bu genç kadromuzla birlikte, hani genç çünkü ne kadar çok pozitif anlamda şey alırsa daha çok yükseleceğini düşünüyorum ben. Maç içerisinde olsun, maç dışında da olsun. Genç oyuncu için çok önemli bir şey, faktör bence. Bu sene Bursaspor'da taraftarlarınız nasıl ilk yarattı? Sert, çok sert. Çünkü bu ligde yumuşaklığa yer yok diye düşünüyorum ben. Hani diğer liglere göre daha çok sert oynanan bir lig. Bunu kanıtlayacağımı da söyleyebilirim, söz verebilirim buradan. Şöyle söyleyebilirim, Bursaspor'a uzun yıllar hizmet ettikten sonra hani direkt Avrupa'yı hedefliyorum aslında ben. İnşallah da olur. Hedefim bu yönde aslında. Çünkü Bursaspor'da oynayan gençler hani gerçekten çok büyük bir reklam yeri diyebilirim Bursaspor'da oynayan gençler için. Çünkü bütün takımlar izleme altına alıyor. Hani en küçüğünden en büyüğüne kadar. Bunu söyleyebilirim. Örnek aldığım Sergio Ramos diyebilirim ya. Onun hani Ramos o sağ ayakla ama ben onun sol ayak versiyonu gibi düşünüyorum kendimi. Hani hep öyle şey yaptım ben. Kafa topu ve ayağa çıkış. Rüyaydı, gerçek oldu. Vakitli. Aile. Birlik. Stoper. Sert. Taylak mı geldi? Rakibe. Gol. Taraftar. Direkt taraftarı. Atay. Künefe.